Evet, merhabalar. Bu videomda, geçen videomda söylemiş olduğum cep telefonuyla drone'u kullanmayı anlatacağım. Nasıl bağlayacağız, nasıl kullanacağız? Ayrıyeten geçenki videoda kullanmış olduğumuz aynı modları bir de bunda deneyeceğim bakalım. Aynı kalitede, drone aynı modlarda, aynı kalitede çalışıyor mu? Düzgün bir şekilde beni takip ediyor mu? Evet, şimdi drone'u bağlamaya geçiyorum. Bu defa uçuş petimizi unutmadık. Bunu da getirdik. Evet, öncelikli olarak pilimizi çıkartıyoruz ve şurada küçük, çok küçük bir düğme var. Bakın. Bu düğmeyi şu tarafa alıyoruz. Eğer bu tarafa alırsak bunu kumandayla kullanabiliyoruz. Kumandayla bağlantı yapıyoruz. Ama bu taraftayken telefonla bağlantı kurabileceğiz. Şimdi drone'umuzu açıyoruz. Daha önce söylediğim gibi kısa basıp uzun basıp tutarak. Evet, kuran açıldı. Şimdi ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan Wi-Fi'yi açıyoruz ve Wi-Fi'de evet X8 mini diye çıkıyor. Bu benim otomatik olarak bağlandı. Bunu bir ilk önce bir unutayım, size göstereyim. Xiaomi'de şifre olarak 9'a kadar söylüyor, 1'den 9'a kadar, ama ben denedim 9'a kadar kabul etmiyor, ama 1'den 8'e kadar deniyorum. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyorum, bağlan diyorum, yanlış şifre diyor. Ben şimdi bakın şifreyi göster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyorum, bağlan diyorum. Evet, şu anda bağlandı, görüyorsunuz. Şifre 1, 2, 3, 4, 8'e kadar, 1'den başlayıp 8'e kadar. Şimdi bağlandı, birkaç sefer kabul etmedi, o yüzden tekrar denemek istemiyorum şu anda. Bazen kabul etmiyor. Siz Wi-Fi buradan açıp kapatarak yeniden deneyebilirsiniz eğer herhangi bir sorun olursa. Şimdi bu bağlandı. Ben uygulamamı açacağım şimdi şuradan. Evet, uygulamayı açıyoruz. Şuradan uygulamamızı açıyoruz. Enter device diyoruz. Gördüğünüz gibi hemen buldu. Hemen bağlandı. Şimdi yine aynı kumandadaki gibi şurada sağdaki aynı kumandadaki sağ çubuğun görevini, soldaki de sol çubuğun görevini görüyor. Şöyle yapalım bakalım, biz ne yapıyorduk? Şöyle birbirine doğru çektiğimizde motor çalışıyordu. Bakalım yine çalışacak mı? Çalışmadı. Şey yapıyoruz o zaman. Göster şuradan ustam. İkisini bir drone'la birlikte şöyle. Şuradan otomatik kalkışa basıyoruz. Yine çekiyoruz. Evet, bakalım nereye. Evet, şuradan yükseltiyoruz ve alçaltıyoruz. Alçaltıyoruz böyle. Buradan ileriye, geriye. Yalnız tabii kumandadan kullanması çok daha basit oluyor. Sola, sağa. Üstelik şu anda rüzgarlı da bir ortam. Şu anda bayağı bir rüzgar var.
Şimdi buradan biz hemen hızlı bir şekilde uçuş motorlarını bir deneyelim. Dünkü denediğimiz pilimiz bitmeden iyice. Bunda da yine aynı normal dünkü yani daha önceki videoda dün çekmiştim onu. Daha önceki videoda yapmış olduğum gibi kompas ayarı yapılabilir yine bunda da. Şu anda tam oraya ekran kaydedici tam buraya denk geliyor ve açmamı engelliyor. Neyse ayarlarla işimiz yok şu anda bizim. Şuradan buraya basalım. Şeyler çalışmıyor bunda. Çok ilginç. Akıllı uçuş modları çalışmıyor bunda. Hiç hoş değil. Hiç işte o yüzden hiçbir işe yaramıyor. Tamam. Gördüğünüz gibi uçuş modları fotoğraf çekebiliyorsun, video çekebiliyorsun. Ama ne yazık ki gördüğünüz gibi Intelligent Flight Modes açık değil. Bunu sevmedim. Şuradan video kayıt diyelim bakalım. Evet. Şöyle uçuralım. Bir usta sen de çek. Biraz uçuralım bari. Çünkü bunda hiçbir şeye izin vermiyorum. Akıllı uçuş modları kapalı. Kontrolü biraz daha zor tabi. Şu anda bayağı bir rüzgar var. Bak tişörtüme bakarak anlayabilirsiniz. Bayağı esiyor şu anda. Gitme ya sen oraya ne gidiyorsun? Buraya gel ya buraya gelsin buraya gel. Bundan alıyor sesimi sen ne yapıyorsun? Sen çek. Ama gerçekten diğer modların çalışmaması üzdü beni. Bakalım eve dönüşü test edelim bari. Eve dön diyelim ne yapacak? Eve dön deyince yine oraya çek diyor. Çekiyoruz bakalım. Evet şu anda dönüş aşamasında. İlk önce tehlikeyi önlemek için illaki belirli bir yüksekliğe çıkıyor. Oradan geriye dönüyor. 30 metreye çıkıyor. Önüne herhangi bir engel çıkmasına karşı 30 metreye çıkıyor, ondan sonra dönüyor.
Tamam, tam üstüne iniyordu. Ben bıraktım, şimdi taşa falan çarpar diye. Pervanesini taşa çarptırırsan şey olabiliyor. Bari biraz kayıt yapalım da şu anda Boğaz mevkiindeyiz. Boğaz mevkiinden şöyle bir kısa video ekleyelim bari.